Gömülü hakkı özellikle devletin kendi bulunduğu yerden güvenlik problemi gördü ya da tırnak içerisinde terörist ilan etti kişilerin ya zaten yaşam hakkı ihlali işin bir boyutu, kuralsızlık, ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına çatışma dönemlerinde bile uymamak ne yazık ki bu devletin geleneği. Ama vefattan sonra da cenazeler üzerinde ki o katletme politikası devam ediyor aslında. Orada bir katletme politikasının devamı olan bir davranış şekli var aslında devletin güvenlik güçlerinin. Çünkü bu bir intikamın parçası. O bedenin kendisini de kendisine karşı bir tehdit olarak görüyor. Bunu bir tehdit olarak gördüğü için de dolayısıyla ona yönelik de onu da yani hani çoğu zaman biz cenazelerimize ulaşamıyoruz. Yani çok büyük bir mücadeleler, kavgalar sonucu cenazeleri artık ölmüş, defnedilecek bir insanın bu yaşam hakkı gibi kutsal bir hak aslında. Gömülme hakkını yaşam hakkı gibi düşünmek lazım. Yani yazılı kurallarda yer almayan ama insanlığın tarihi boyunca kabul edilmiş yazılı kurala bile bağlanma gereği duyulmayan ve insanlık tarihi boyunca artık hani uluslararası metinlerde tanınmış bir hakta ve ihlal edilmesi halinde aslında insanlığa karşı suç olarak bile değerlendirilebilecek bir hak. Yani 2015'te sokağa çıkma yasağında devlet bunu nasıl yaptı? Devlet yasal düzenlemelerle de bu hakkı ihlale yol açacak işler yaptı. İlk defa yasaya da müdahale etti. Mevcut mer'i mevzuata da müdahale etti. Yani hatırlarsınız o dönem cenazelere ulaşmak büyük bir sorundu ki çoğu insan yasak nedeniyle gözünün önündeki annesine, çocuğuna, yerde yatan annesine günlerce ulaşamadı Taybet gibi. Birçoğunu izlemek zorunda kaldı. Cenazesini zaten gördüğü halde ulaşamadı. Onun dışında da güvenlik alanı ilan edildiği alana aileler gidemedi. Yaralıları bile teslim almaya gidemedi ki cenazelerini hiç alamadı. Devlet teslim al, cenazelerin hepsini, öldürülen kişilerin cenazelerini devlet teslim aldı. Bunları morglara kaldırdı. Ve kimi aileler haberdar oldu, kimileri haberdar olmadı. Ama teslim aşaması özellikle mesela bizim dava konusu yaptığımız Aziz Yural gibi orada halkta büyük karşılığı olan kişilerin cenazelerinde devlet cenazeyi teslim etmemeyi tercih etti. Çünkü cenaze töreninin kendisi de devlet açısından bir güvenlik sorununa dönüştü. Oysa ki insanların orada yapmak istediği şey cenazesini teslim almak ve cenazesini kendi görüşüne, dini veya politik inancına uygun şekilde gömmekti. Buna izin vermek istemedi. Bunun bir gömülme hakkını ihlal boyutu var. Cezalandırma aslında. Yakınlarını da cezalandırma. Yani ölenin yakınlarını, sadece ölenin bedenini cezalandırma değil, yakınlarını da cezalandırma yanı var. Diğer yanı da şu aslında delil karartma yanı vardı. O cenazelerin hiçbirinde sokağa çıkma yasağı döneminde silahlı yaralanmayla öldü insanlar. Hatta ilk dönemde keskin nişancı atışıyla öldürüldü 20'den fazla insan. Ve bu halde de cenazenin üzerinde otopsi yapma olanağı kalmadı. Devlet elinde tuttuğu sürece cenazelere ulaşmak ve bağımsız bir otopsi incelemesine sokmak da mümkün olmadı ve geçen süre itibariyle aslında deliller kayboldu. Devlet hızlıca bunları gömmek istedi. Aileler teslim almadan ki birçok cenaze kendi bulunduğu yerde bile değil farklı illere dağıtıldı. Mardin'e getirildi, sınırdaki morglara götürüldü, hastanelere götürüldü. Aileler yasak nedeniyle ne evlerinden çıkabildi. Çıkabilenler oraya ulaşmaya çalıştıklarına gittiklerinde cenazeleri teslim edilmedi. Sonra bu süreçte ailelerin ısrarı üzerine biz şunu öğrendik gelen cevaplar üzerine mevzuatı değiştirmişler hızlıca. Mevzuatta da işte adli tıp uygulama yönetmeliği vardır. Aslında o adli tıp konusu cenazeler içindir ve Sağlık Bakanlığı'nın yetkisinde. İçişleri Bakanlığı müdahale etti. İçişleri Bakanlığı'nı bu konuda yetkili kıldılar yönetmelikte düzenleme yaparak. Ayrıca güvenlik konusu olduğunda kamu güvenliği ihlal ettiği
dine karar verilen cenazeler açısından valiliğin bu cenazeleri teslim alabileceğini ve gömebileceğini dair düzenleme getirdiler. Biz buna ilişkin öz dönem Özgürlükçü Hukukçular Derneği avukatları olarak dava açtık Danıştay'da. 2016 yılında dava açtık. Düzenleme 2016 yılında geldi. Biz davayı açarken de tek tek belirttik. Yani işte tüm mevzuat, bir bu belediyeler yetkili. Cenazelerle ilgili gömme meselesi İçişleri Bakanlığı'nın yetkisinde değil, Sağlık Bakanlığı'nın da yetkisinde değil aslında. Belediyenin yetkisinde. Belediyelerin de yetkisini tanımadıkları için belediyeleri de devre dışı bıraktılar. Şöyle bir şey yaptı. Her bizim itirazımızda, bizim itiraz konusunda dayanak yaptığımız kanun maddesini değiştirdi. Bir günde. O kadar hızlı mevzuat değiştirdiler ki. Önce ilk dediğim düzenleme getirdiler. Sonra 24 saat sınırı getirdiler. Bir düzenleme dediler, 24 saat içerisinde teslim alınmıyor. Mezarlıklarla ilgili ayrı mevzuat. Aslında bu konuda cenazelerle ilgili Türkiye'de çok ayrıntılı bir mevzuat var. Gömülmesini, sağlık koşullarıyla ilgili. Dedi ki 24 saat içerisinde defnedilmeyen cenazeler valilikçe gömülür. Sonra biz bununla da dava açtık Danıştay'da. Sonra tekrar düzenleme yaptılar ve bu düzenlemelerde tek yetkili de İçişleri Bakanlığı'na gösterdiler. Bir güvenlik sorunu olarak gördü çünkü devlet. Cenazeleri bir güvenlik sorunu olarak tarifledi. Hem güvenlik sorunu hem de kendi açısından o cezasızlığı, şimdi o ölüme yol açanlar kimdi? Hangi silahla yaralandı bu insanlar? Nasıl öldüler? Kimin silahından çıkan, güvenlik güçlerinin silah atışından mı öldüler? Kan kaybıyla müdahale edilmediği için mi öldüler bulundukları yer? Bunların hiçbirinin bilgisine biz ulaşamadık. Ve sonra dediler 5 gün içerisinde teslim alınmazsa cenazeler, biz bu cenazeleri gömme yetkisini valiliğe veriyoruz dediler. 5 gün içerisinde ailelerin sokağa çıkma yasağı olan yerden çıkması, aile dışı kimseye çünkü teslim edilmiyor cenazeler. Oraya ulaşması, cenazelerin alması ve defnesi imkansız hale getirdi. Aileleri şuna sıkıştılar, biz şunlara şahit olduk. Cenazelerine ulaşabilenler cenazelerini gece güvenlik güçlerinin kontrolünde ve 2 kişi en fazla olmak üzere aileden gece gömmek zorunda bıraktılar. Far ışıkları altında. Bu korkunç bir şey. Korkunç bir travma hem aileler için her türlü yaşam hakkı ihlali var bunun içerisinde, gömme hakkının ihlali var. Yani insanlığın bugüne kadar getirdiği bir savaş hali bile olsa siz savaş halinde cenazeye müdahale edemezsiniz. Cenazeye işkence yapamazsınız. Bu da bir cenazeye yönelik işkence aynı zamanda. Siz ölünün haklarını da tanımak zorundasınız. Ölünün yakınlarının haklarını, savaş hukukunda bile vardır. Bırakın çatışmayı. Savaş alanında bile yapamazsınız, suçtur. Uluslararası hukukta suç olarak tanımlanmıştır. Ama mevzuatta bu düzenleme yaparak bunu suç olmaktan çıkartmaya çalıştılar aslında. Biz dava açtıktan sonra şöyle iyi bir şey oldu aslında. O dönemin Danıştay'ı ama çok o dönem için en azından. Danıştay dedi ki yürütmeye durdurma karar verdi. 5 günlük süre dedi makul ve ölçülü değildir dedi. Ama İçişleri Bakanlığı'na yetki verilmesine itiraz etmedi. O dönem 2 tane üye şerh koydu. Bu İçişleri Bakanlığı yetkisinde olan mesele değil. Cenazeler güvenlik sorunu değildi. Bu en fazla Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin yetkisinde olabilir cenaze meselesi. Bu şerh, 2 şerhle bu karar çıktı. Sonra hemen akabinde karar çıktıktan kısa bir süre sonra mevzuatı yeniden değiştirdi. Dalga geçer gibi 3 günü 5 güne çıkardılar. Önce 3 gün içerisinde teslim alınmayan cenazeler gömülür demişlerdi. Biz 3 güne dava açtık. Sonra bunu hükümet bir gecede yaptı. Bir kararla 5 güne çevirdi. Yargının kararını etkisizleştirmeye çalıştı. Ona karşı da dava açtık. O süre tabii zaman geçti. Üzerinden işte bu 2016 diyoruz. Geldik 2022 yılına. Danıştay esasa dair kararını yeni verdi. Ve o 3 günlük meseleye dair verdiği makul ve ölçülü değildir kararına rağmen, yürütmeyi durdurma kararına rağmen Danıştay o kararını tümden görmezden geldi. Tümüyle tüm davaları reddetti. Red kararı verdi ve hani gerekçesini de süre olarak hem
bu süreyi makul buldu. Olağanüstü dönemler içinde mesela sokağa çıkma yasağı gibi olağanüstü dönemlere dair itirazımızda olağanüstü dönemler için bir süre sınırı koymak da idareyi sınırlamak olur dedi. Ben olağanüstü dönemler içinde buna bir süre sınırı koymuyorum dedi yargı. Yani öyle aslında dehşet hukuka aykırı bir karar verdi. Şunu söyledi aslında özetle ki bu arada o dairenin hakimleri değişti tümüyle. Daha önceki yürütmeyi durma kararı veren hakimler gitti. Yeni hakimler geldi. Yine iki hakim şerh koydu buna. Bunun hukuka aykırı bir karar olduğuna dair şerh koydular. Ama Danıştay şunu söyledi aslında özetle. Dedi ki devletin güvenlik alanı diye tarif ettiği yerde ben hukuku uygulamam. Benden de bunu beklemeyin dedi. Ki o 3 günlük süre düzenlemesi dair karar ortadan kalktı ve idare yani o İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tamam biz 3 günü kaldırdık. Makul süre değildi demiş olmasına rağmen 3 günü de ne dair itirazımızı da reddetti. Her anlamda ne hukuki bir karar ne de insani bir karar. Özetle dediğim gibi yargı ki Danıştay idari yargıda, idarenin işlemlerinin denetlenmesi en yetkili makam konumunda, en üst yargı konumunda çok net bir şekilde bize bu cevabı verdi. Ben kamu güvenliğinin, güvenliğin tarif edildiği yerde ben yokum dedi aslında. Yargıdan bir şey beklemeyin dedi. Biz de zaten o dönem diyorduk burada OHAL ilan edilmeden fiili bir OHAL ve sıkı yönetim ilan edildi. Ve hukuk devre dışı kaldı tümüyle. Danıştay da bunu onaylamış oldu aslında. 2022 yılına geldiğimizde bunu onayladı. Bu şunu da gösteriyor. Bir diğer çıktısı da bu. Bu demektir ki hala biz OHAL ve sıkı yönetim kurallarıyla karşı karşıyayız. Biz hala devletin o güvenlik yani hani Kürdistan'a doğru dönem yani genel olarak hep uyguladı ama dönem dönem arttırdığı güvenlik konseptinin tekrar devam edeceği ve tekrarlarının geleceğini işareti gibi de görmek lazım. Yoksa artık ya hukuksal dünyada ortadan kalkmış bir mevzuata dair Danıştay hukuka uygun diyorsa hukuksal olarak olmayan, yasa olarak olmayan bir yasa maddesine hukuksal olarak hukuka uygun dedi Danıştay. Bunun cevabı da bu aslında. Bu açıdan değerlendirilmeli ve bu açıdan görülmeli. Yani Türkiye yargısından biz insan hakları ihlalleri olduğunda Türkiye yargısından hukuka uygun bir karar beklemeyeceğiz demektir. Kendisi biri artık başvuru mekanizma olası olarak beni görmeyin demektir bu özetle. Yani buna karşı tekrar itiraz edildi. İdare dava daireleri genel kuruluna itirazımızı yaptık. Hem bu hatalı kararı belirttik hem sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü hal dönemlerinde, sıkı yönetim dönemlerinde dahi temel hak ve ilan edilse de temel hak ve özgürlükler kapsamında olan hakkın ihlal edilemeyeceğini söyledik. Bir diğer gerekçesi Danıştay'ın Türkiye'de bu konuda yeterli morglarda yeterli sayıda, yeterli kapasite yetersizliği olabilir. Şimdi Türkiye'de morglar kapasite yetersizliği yok. Siz devam edecek bir savaş varsa kapasite yetersizliğini gündem yaparsınız kendisi. Danıştay bunu mu biliyor? Devam edecek bir savaş konsepti devam edecek de bunun mu bilgisi var Danıştay'da ki Türkiye'de yüzlerce hastane var. Yani daha ne kadar öyle olacak ki bu ülkede? Morglar yetersiz kalabilir, kapasite yetersizliği olabilir. Bu nedenle ben uzun bir süre veremem ailelere cenazelerini teslim alması için dediği bir yorum yapıyor. Ben hukukçu olarak ve insan olarak dehşet içinde kalıyorum buna. Ya şöyle, şimdi bizim şahit olduğumuz kısım şu, geçmiş dönem açısından dönem dönem açıkçası iyi kararlar da çıkıyordu. Nispeten bazen. Mesela bizim bu aldığımız ilk yürütmeyi durdurma kararı aslında şöyle bir yanı oldu, birçok aile o sırada cenazesini teslim alabildi. O da bir yargı kararıydı. Yürütmeyi durdurma karar vermesi bu sonuca yol açtı. Ama şu anki dönemde yargının artık siyasetin etkisinde değil de artık siyasallaşmış ve siyaset adına konuşan
Ve Türkiye'de siyaset de güvenlik konseptidir. Onun adına konuşan yargıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu daha hani şimdi bizi nereye itiyor bu süreç? Uluslararası başvurulara itiyor. Uluslararası başvurularının da süreci ve zamansal olarak süreci düşünüldüğünde zaten o sürenin kendisi büyük bir hak ihlaline yol açıyor ve başvuru kanalı kalmıyor. Yani bunu yarattığınızda vatandaşta hak ihlaline uğrayan insanda siz bu algıyı yarattığınız anda savaşı daha da tetiklersiniz. Aslında burada barış ihtimalini de ortadan kaldırma. Yargı öyle dizayn ediliyor şu an. Herhangi bir şekilde Türkiye'de barış ihtimali ya da demokratik bir hukuk düzeninin kurulma ihtimaline karşı yargının pozisyonunu da ortadan kaldırmaya dönük bir müdahale bu. Bu da zaten biz o dönem diyorduk şimdi, bugün Kürdistan'a dair o dönem yapılan düzenlemenin hepsi ne oldu? Geldi, Batı illerinde de uygulandı. Hepsini gördük biz. Burada da cenazeler teslim alınmadı. Cenaze törenlerine müdahale edildi, izin verilmedi insanların cenazelerini kalabalık gömmesine izin verilmedi. Aynı şey buraya da yansıdı. Ama şu an Türkiye, tüm Türkiye çapında aslında savaşı devam ettirmeye dair bir irade olduğu için ortada, bir siyasi ve askeri bir irade var ortada. Yargı da buna uygun düzenleniyor. Ve tehlike burada aslında. Karşılığında şimdi hukuksal güvenceleri ortadan kaldırdığınızda, ki sokağa çıkma yasağı döneminde hukuksal başvuru sayısı ihlale göre çok çok azdı. Biz mesela talep olduğunda başvuru yapıyorduk ama çok az talep geldi. Çok az talep gelmesinin sebebi o kadar yüksek ve yaygın oranda bir hak ihlali vardı ve devlet şunu gösterdi ki sen başvursan bile yargı da sana kapılar kapalı dedi. Orada yaşayan insanlar da bu mesajı aldı. Bize şunu dedi, biz neye başvuracağız avukat hanım? Başvurup da ne çıkacak bize burada? Bu iradeyi kırdığınızda ne oluyor? İnsanları sokakta başka bir şey itiyorsunuz. Karşılıklı aslında savaşı derinleştirmeye çalışıyorsunuz da demek oluyor. Ya bu nedenle bu sadece bir Kürtlerin sorunu değil, bu sadece Kürdistan bölgesinin sorunu, bu asıl olarak Batı illerinin de sorunu, yani tüm demokrasi güçlerinin sorunu. Yargısal mekanizmaların Kürdistan'a ve Kürt illerindeki ihlallerde bu kadar net kapatılmasına herkes yüksek sesle cevap vermeli. İllerimizi tabii ki Anayasa Mahkemesi başvuru süreci olacak. Yani şimdi başvurucularımızın çoğu gömüleyle, hiçbirisi de gömme hakkına uygun gömülmedi. Hepsi kaçırılarak gömüldüler. Ne yazık ki çok az insanla ve insanların o ölenlerine karşı görevlerini yerine getirmelerine de izin verilmedi. Ama o ölünün işte Aziz Yural'ın da, İsa Orhan'ın da, Ayhan Seviktekin de bu hakkı devam ediyor ve onun gibi birçok insan. Bu evet biz belli başvurucu aileler adına açtık ama bu aslında orada bu hakkı ihlal edilen herkesin hakkı ve bu hak ihlali devam ediyor. Kişilerin gömülmüş olması bu yaşam hakkı ihlali, yaşam hakları ihlal edildi. Yaşam ihlalleri nedeniyle etkin bir soruşturma hiçbirisinin dosyası hakkında yapılmadı. Hiçbirisinin dosyasında bağımsız ve tarafsız bir otopsi yapılmadı. Bu yapılmadan gömü işlemi gerçekleştirildi. Hiçbirinin dosyasında tek bir kamu görevlisi, bırakın yargısal süreci, idari bir soruşturma sürecine dahi, disiplin soruşturma sürecine dahi maruz kalmadı. Ki o dönem cezasızlık düzenlemesi de aynı dönemde yapmışlar. İdari ceza kanunu değişiklik yaptılar, ceza kanunu değişiklik yaptılar. O dönemki güvenlik güçlerini, buna korucular da dahildi, genişlettiler. Yaptıkları iş ve eylemlerden dolayı yargılanmaları önleyici düzenleme getirdiler. Net bir cezasızlık düzenlemesi. Bu kişiler hakkında tutuklama ve yakalama kararı verilemeyeceğine dair düzenleme yaptılar. Bu kişiler hakkında izne tabi bir memurlar hakkında uygulanan bir sistemi onlar için de getirdiler ve hiçbir şekilde İçişleri Bakanlığı, zaten bu işin tarafı, soruşturma izni hiçbirisi için vermedi. Dolayısıyla artık birbirinin ardına devam eden ve birikmiş hak ihlalleri hala devam ediyor. Ya gömülmüş değil o cenazeler aslında. O cenazelerin hala gömü işlemi yapılmış değil. Yani bunu böyle yorumlamak, toprağın altında olmaları gömü işleminin yapıldığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz
onların hem yargılama süreçlerinin hem onları katledilen kişilerin ortaya çıkartılması, sorumluluğun ortaya çıkartılması hem de bu kişilerin kendi düşüncelerine, kendi inançlarına uygun bir cenaze töreni düzenlenmesinin sağlanması için yargısal koşulları ya da hukuksal koşulları yaratmak. Yaratmaya çalışmak belki de aslında.